Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Monster'ın A5 ve 17.2 modelini inceleyeceğiz. Aslında son dönemde bilgisayar tarafında, hatta oyun bilgisayarları tarafında fiyat performans denildiğinde aklımıza ilk olarak Monster markası geliyor arkadaşlar. Ve Monster son dönemde çok güzel bir işe imza attı. RTX desteğini Abra segmentindeki bilgisayarlarda da sunmaya başladı. Halihazırda incelediğimiz bu Abra modelinde RTX destekli bir ekran kartı bulunuyor. Ben teknik özelliklere geçmeden önce her zamanki gibi bilgisayarımızın bir genel tasarımını size anlatacağım. Ardından da teknik özelliklere geçmiş olacağız arkadaşlar. Cihazımızda en çok dikkat çeken detay alüminyum ile güçlendirilmiş kasa yapısı. Zaten cihazı elinize aldığında malzeme kalitesinin ne kadar iyi olduğunu hissedebiliyorsunuz arkadaşlar. Ekrana baktığınız zaman gayet ince olarak tasarlanmış çerçeveler sayesinde oyun zevkini üst seviyelere çıkartıyor. Burada dikkatinizi çekmek istediğim bir diğer konuda 144 Hz'lik Full HD çözünürlüklü ekranımız. Biliyorsunuz söz konusu oyun deneyimi olduğunda ekranın tazeleme hızı bizler için çok önemli. Dolayısıyla burada Monster'ın 144 Hz'lik bir ekran sunması bizler için çok önemli diyebiliriz. Klavye tarafına geldiğimizde bizleri tek bölge aydınlatmalı RGB bir klavye karşılıyor. Bu klavyenin gerçekten dokunuş hassasiyetinin üst seviye olduğunu sizlere söyleyebiliriz. Biliyorsunuz genel olarak laptoplarda, özellikle de oyuncu laptoplarında klavyenin önemi bir hayli fazla. Neden? Çünkü basış hissiyatının iyi olması oyunlardaki performansınızı bir üst seviyeye çıkartabiliyor. Burada tabii aklınıza şu soru gelebilir. Sonuç olarak bu bir oyuncu bilgisayarı. Dolayısıyla oyuncu bilgisayarlarındaki en önemli etkenlerden bir tanesi de soğutma sistemi olacaktır. Bu bilgisayarda nasıl bir soğutma sisteminin kullanıldığını sorgulayabilirsiniz. Onu da hemen belirtelim arkadaşlar. Bu cihazda Monster 3. nesil X-Cooling soğutma teknolojisini kullanmış. Bu soğutma teknolojisi sayesinde bilgisayarınız yük altındayken dahi, yani en yüksek sistem gereksinimlerine sahip bir oyunu oynadığınızda dahi öyle aşırı derecede bir ısınma sergilemiyor. Isınma sergilemediği için de ne oluyor? Tabii ki oyunlarda donma, kasma ve benzeri sorunlarla karşılaşmıyoruz. Monster bu bilgisayarı tasarlarken sağ ve sol tarafına USB girişleri yerleştirilmiş. Cihazı kendinize doğru tuttuğunuzda sol tarafta 2 adet USB girişinin olduğunu görüyorsunuz. Bu USB girişlerinin hemen yanında da mikrofon jackları bulunuyor. Cihazın sağ tarafına geçtiğimizde ise USB 3.0'ın yanında bir de Type-C bağlantı noktamız var. Onun da hemen yanında bir hafıza kartı okuyucumuz bulunuyor. Arka tarafında da bir iki bağlantı yuvamız var arkadaşlar. Arka tarafa geldiğimizde HDMI yuvasının burada olduğunu görüyoruz. HDMI'nin hemen yanında bir Ethernet portumuz bulunuyor ve onun da yanında güç bağlantımızın bulunduğunu söyleyelim. Cihazımızın genel itibariyle tasarım anlamında başarılı olduğunu söyleyebiliriz sizlere. Gerçekten Monster kalitesini direkt olarak tasarımda hissediyorsunuz zaten. Burada şunu sorgulayabilirsiniz. Ya bu bir oyun bilgisayarı olduğu için çok ağır mıdır? Hani mobilite anlamında bana beklentilerimi karşılar mı diye aklınızdan geçirebilirsiniz. Onun da cevabını hemen verelim. Bu bilgisayar oyun bilgisayarı olarak üretilmiş olmasına karşın arkadaşlar yalnızca 2.2 kilogramlık bir ağırlığa sahip ki rakiplerine baktığımız zaman bu konuda Monster'ın hayli başarılı bir iş çıkardığını söyleyebiliriz. Yani Monster Abra'nın bu modeli ağırlık anlamında gayet hafif bir cihaz diyebiliriz. Tasarımdan bahsetmişken bir de hoparlörlerimizden de bahsedelim arkadaşlar. Malum hoparlörler de aslında tasarımın bir parçası. Neden? Çünkü nereye yerleştirildikleri son derece büyük önem arz ediyor. Dilerseniz şimdi bilgisayarımızın ses performansı ile sizleri baş başa bırakalım. Tasarıma değindiğimize göre sıra geldi teknik özelliklere. Malum bir oyun bilgisayarından bahsederken oyun severlerin aklına gelen ilk şey aslında bu cihazda hangi ekran kartının bulunduğu. Az önce de belirttiğimiz üzere Monster artık Abra serisinde de RTX destekli ekran kartlarına yer veriyor arkadaşlar. Burada öncelikli olarak size RTX'in ne anlama geldiğini söylememiz gerekiyor. Biliyorsunuz Nvidia son dönemde RTX üzerine önemli çalışmalar yaptı. RTX destekli ekran kartlarında iki tane çok önemli özellik mevcut. Bunlardan birincisi Ray Tracing dediğimiz aktif ışın izleme özelliği, diğeri ise DLSS dediğimiz FPS hızını yükselten bir teknoloji. Peki bu teknolojiler ne işe yarıyor? Aktif ışın izleme teknolojisi sayesinde oyunlardaki ışık gölge yansımalarını çok daha gerçekçi bir şekilde
hissedebiliyorsunuz. Zaten bunun üzerine yapılan çalışmalarla birlikte eski oyunlara da artık ray tracing özellikleri gelmeye başladı. Bu sayede artık eski nesil oyunlarda bile ışık ve gölge tarafında çok başarılı iyileştirmeler yapılıyor. Değineceğimiz diğer bir konu ise arkadaşlar tabii ki DLSS. Biliyorsunuz günümüzde oyun severlerinin en büyük sıkıntılarından birisi de yeterli FPS değerlerine ulaşılamaması. Bazı oyunlarda FPS değeri zaman zaman çok fazla düşebiliyor. Tabii ki bu tamamen donanımsal bir sıkıntı değil. Oyunun yazılımsal sıkıntılarından ötürü de FPS'in zaman zaman drop olduğunu görebiliyoruz. İşte Nvidia bu sorunların üzerinden gelmek için DLSS isminde bir teknoloji çıkardı. Bu teknoloji sayesinde oyun çözünürlüğü daha düşük algılanarak FPS oranı yapay zeka sayesinde yükseltilebiliyor. Yapay zekanın yükselttiği FPS oranı ile birlikte oyunları yüksek çözünürlükte, yüksek FPS değerleriyle birlikte oynayabiliyorsunuz. İşte saydığımız bu özelliklerin hepsi Abra'nın bu modelindeki RTX destekli ekran kartının içerisinde mevcut arkadaşlar. Monster bize bu bilgisayarda Nvidia imzası taşıyan RTX 3050 Ti maksimum performans 4 GB'lık GDDR6 bellekli bir ekran kartı sunmuş durumda. Bu ekran kartı DirectX 12 teknolojisini de destekliyor. İşlemci tarafına geçtiğimizde Intel imzası taşıyan Tiger Lake Core 11. nesil i5 işlemci ile karşılaşıyoruz. 15.6 inçlik Full HD çözünürlüklü 144 Hz'lik IPS mat bir LED ekranımız var. Bunu zaten az önce de belirttik. Burada özellikle mat olmasının yansımaları engellediğini de bir kez daha sizlere hatırlatmış olalım. RAM tarafına baktığımızda bir adet DDR4 8 GB'lık belleğin olduğunu görüyoruz. Fakat RAM slotu var arkadaşlar. Dilerseniz bu RAM slotu sayesinde bu cihaza 64 GB'a kadar RAM bellek ekleyebiliyorsunuz. Dahili depolama tarafına baktığımızda 500 GB'lık CryShield SSD bellek olduğunu görüyoruz ve 3 adet de disk desteği bulunuyor. Bunu sıkça soruyorsunuz. Bu cihaza 2 tane M.2 SSD takabilirsiniz ve bir tane de 2.5 inçlik bir disk takabilirsiniz. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım arkadaşlar. Bu arada dipnot olarak şunu da belirtelim. Abra A5 V17.2'yi Monster'ın mağazasından aldığınızda halihazırda arkadaşlar Monster sırt çantası da size hediye olarak geliyor. Bunu da bir dipnot olarak sizlerle paylaşmış olalım. Tabii ki günün sonunda bu bir oyun bilgisayarı olduğu için bizim için önemli olan şey ne? Elbette ki oyunlardaki performansı. Biz bu bilgisayara çeşitli oyunlar yükledik arkadaşlar. Death Stranding'de bunlardan bir tanesi DLSS destekli, Ray Tracing destekli oyunlar yükledik. Bunları test ettik. Kaç FPS aldıklarını gösterdik. Dilerseniz şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri bu oyunlarla ve aldığımız FPS değerleriyle baş başa bırakalım. We got like equipment around us. Maybe there's something I can use here. Yeah, none of these say anything about safe rooms. So let me look around. Hold on. Oh wait, here we go. Here we go. I think this is it. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. I'm just visiting. I should have lied. Oh, shit! Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi
oyun tarafında bilgisayarımız son derece başarılı bir performans sergiliyor. Tabii günün sonuna baktığınız zaman bu güçlü bir bilgisayar olduğu için sadece oyun oynanacak anlamına gelmiyor. Malum günümüzde sistem gücü gerektiren pek çok program mevcut. Nedir? AutoCAD'dir, Premiere Pro'dur, Blender'dir, Adobe Photoshop'tur, DaVinci Resolve'dur. Yani bu tarz programlar için genel itibariyle sizin güçlü bir bilgisayara ihtiyacınız var. Bu bilgisayarla az önce saydığımız uygulama ve programları da rahatlıkla çalıştırabileceğinizi sizlere söyleyebiliriz. Ayrıca bu cihazda hoşumuza giden bir diğer özellik de arkadaşlar Nvidia'nın Broadcast uygulaması. Bu uygulama sayesinde arkadaşlar gürültü engelleme özelliği de aktif olmuş oluyor. Bu ne demek peki? Bu sayede görüntülü konuşmalar vesaire yaparken aktif gürültü engelleme özelliğini devreye sokabiliyorsunuz. Bu yapay zeka destekli bir uygulama fakat başarılı bir şekilde çalıştığını da sizlere söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar, şu anda arka planda bir AVM sesi açtık ve gürültü engelleme özelliğini aktifleştiriyoruz. Evet, gürültü engelleme özelliği şu anda aktifleştirildi. Bakalım Nvidia bize yapay zeka destekli olarak gürültü engelleme özelliğinde neler sunuyor? Şimdi bu yaptığımız kaydı dinleyerek göreceğiz. Evet arkadaşlar, şu anda arka planda bir AVM sesi açtık ve gürültü engelleme özelliğini aktifleştiriyoruz. Evet, gürültü engelleme özelliği şu anda aktifleştirildi. Bakalım Nvidia bize yapay zeka destekli olarak gürültü engelleme özelliğinde neler sunuyor? Şimdi bu yaptığımız kaydı dinleyerek göreceğiz. Genel itibariyle baktığımız zaman bilgisayarın ihtiyaçları karşılayan bir yapıda olduğunu söylemek mümkün. Günün sonunda bu fiyatlara alabileceğiniz çok fazla alternatif yok ve Monster bu fiyatlara size RTX destekli bir cihaz sunuyor. Gerçekten bu cihazı almak son derece mantıklı bir hamle olabilir. Özellikle de günümüzde döviz kurlarını vesaire dikkate aldığımızda Monster Abra A5V17.2'nin tam bir fiyat performans ürünü olduğunu söyleyebiliriz. Dipnot olarak hatırlatmak istiyorum. Monster'ın bir garanti süreci var arkadaşlar. Bu pek çok markada mevcut değil. Monster diyor ki oynayamadığınız bir oyun olduğunda bilgisayarı iade edebilirsiniz diyor. Bu da gerçekten iddialı bir slogan. Eğer siz bu cihazı aldığınızda oynayamadığınız herhangi bir oyun olursa bilgisayarı sorgusuz sualsiz direkt geri iade edebiliyorsunuz ki şunu da belirtmek istiyorum sizlere. Bu cihazı alıp da oynayamayacağınız hiçbir oyun bulunmuyor. Eğer bu bilgisayar hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti olursa bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir incelemede görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.